Geleceğin futbol yıldızı olarak kabul edilen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Modric gibi büyük futbolcularla karşılaştırılan Arda Güler adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük futbol kulüplerini peşinden koşturan, en son Real Madrid'e transfer olan genç yıldızın bu kararında ne etkili oldu? Neden Barcelona değil de Real Madrid'e gitti? Arda Güler'in yeteneği onu geleceğin futbol yıldızı yapabilir mi? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası için videomuzu izlemeye devam edin. Şubat 2005 doğumlu Arda Güler, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de orta saha mevkiinde oynuyordu. Ayrıca Kasım 2022'den beri Türkiye Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alıyor. Arda Güler ilk golünü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanan Türkiye-Galler maçında attı. 18 yaşındaki Güler bu golle Türkiye adına resmi maçlarda gol atan en genç oyuncu olarak Türk futbol tarihine geçti. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de Arda Güler attığı goller ve yaptığı asistlerle rekorlar kırıp adını dünya futboluna da yazdırmıştı. Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle biten Dinamo Kiev maçında Arda Güler rekor kırmıştı. Uzun süredir sakatlığından dolayı istediği kadar forma şansı bulamayan Arda, Dinamo Kiev deplasmanında ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de başladı. Sahada sergilediği olağanüstü performansla takımını galibiyete taşıyan Arda, aynı zamanda kişisel olarak da önemli bir başarıya imza attı. 23. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren genç futbolcu 17 yıl 251 günle Fenerbahçe formasıyla Avrupa Kupalarının grup ve sonraki aşamalarında gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Ancak Arda'nın başarısı bununla sınırlı kalmadı. İkinci golün asistini yaparak takımının skorunu 2-0'a taşıyan Arda Güler, Borussia Dortmund'lu Jude Bellingham'ı geride bırakarak Avrupa Kupalarının grup aşamasında gol atan ve asist yapan en genç oyuncu unvanını da elde etti. Fenerbahçe'nin genç yıldızı bu maçta gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti ve gelecek vadeden bir futbolcu olarak adını duyurdu. Fenerbahçe ve milli takımdaki yüksek performansının ardından Arda Güler, Avrupa'nın en büyük kulüplerini peşinden koşturmaya başladı. Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın en büyük kulüpleri onu transfer etmek istediler. Kulübü kiralık verilmeyeceğinin garanti edilmiş olmasının büyük etkisi olduğu biliniyor. Aslında Arda Güler'in Barcelona'yı tercih etmemesinin asıl sebebi de bu. Barça'nın bizimle sözleşme yap, bir sezon Fenerbahçe'de kaldıktan sonra gel şeklindeki teklifi milli yıldızın ilgisini çekmemiş. Bu yüzden de hiç düşünmeden Real Madrid'in teklifini kabul etmiş. Bunun dışında birçok futbol otoritesine göre La Liga ve Real Madrid Arda Güler'e en uygun liglerden ve kulüplerden biri. Yani Arda Güler'in dünya yıldızı olması için önünde hiçbir engel yok. Gelelim Arda Güler'in futboluna. Arda'nın tartışmasız olağanüstü bir yeteneği var. İyi bir tekniği, güçlü pasları var. Saha içinde tam olarak nereye koşacağını biliyor. Arda'nın çalışması gerekiyor. Tek başına yetenek yeterli olmadığı için çok çalışması gerekiyor. Sürekli kendisini memnun değilim, dinlenmiyorum, asla doymuyorum diyerek kamçılarken kendisine kendimi daha da geliştirmeliyim demeli. Arda Güler'in önünde upuzun yepyeni bir sayfa var. Bu sayfayı başarılarla, kupalarla, ödüllerle çok yüksek. Çünkü onda son zamanlarda kimsede görünmeyen bir yetenek ve potansiyel var. Umarız Arda Güler çok yakın bir zamanda büyük başarılara imza atar ve ülkemizi gururlandırır.